Değerli arkadaşlar, bugün 14 Nisan, biz daha önce deklare etmiştik. Ankara Niğde arası 275 kilometre otoyol ve buna bağlı 55 kilometrelik bağlantı yollarının ihalesini işlet devret modeliyle yaptık. Bugün sabah teklifleri aldık. Ülkemizin önde gelen 10 firması 5 ayrı grup olarak tekliflerini verdiler ve 5 grubunda dosyalar incelendiğinde 5'i de ön yeterliliklerini aldı. Böylece süreye ilişkin, yani yarışma kriterimiz olan süreye ilişkin tekliflerini aldık. En kısa süreyi ERG inşaat artı SEZA inşaattan oluşan ortak girişim grubu verdi. 3 yıl yapım süresi dahil olmak üzere 11 yıl 10 ay 17 gün ve bedeli 4 milyar 31 milyon Türk lirası. Bundan sonra mali ve teknik tekliflerin nihai detaylı incelemeleri yapılacak ve daha sonra kesin sonuç açıklanmış olacak. Ama memnuniyetle ifade etmek isterim ki ülkemizin büyük projeleri hız kesmeden devam ediyor ve yine ülkemizin ekonomisine, geleceğine, mali disipline, ekonomik istikrarına olan güvenin göstergesi olan 4 milyar 31 milyon Türk liralık bir yatırımı 5 büyük ortak girişim grubundan teklif almak suretiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tekrar söyleyelim. En kısa süreyi 3 yıl yapım süresi dahil olmak üzere 11 yıl 10 ay 17 günle ERG İnşaat ve SEZA İnşaat ortak girişim grubu vermiştir. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bu proje ne anlama geliyor? Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Edirne'den Ankara'ya kadar malumlarınız kesintisiz otoyolumuz var. Ve Niğde'den de Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya hizmet eden ta ülkemizin güneydoğusuna Akdeniz'e kadar inen otoyolumuz var. İşte Ankara ile Niğde'yi de yaparak biz Edirne'den ta Şanlıurfa'ya kadar bütün o güzergahı otoyol kalitesinde kesintisiz hale getirmiş olacağız. İhalesine çıktığımız kısım 275 kilometre, 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olmak üzere, yani 2x3 şerit 275 kilometre otoyol ve 55 kilometre 2x2. 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olmak üzere bağlantı yollarından oluşuyor. Bütün bu güzergah üzerinde 12 tane büyük köprülü kavşağımız var. 3500 metre boyunda 4 tane viyadüğümüz var. Ve aynı zamanda güzergah üzerinde 10 tane de hizmet tesisimiz var. Tabii bunlar hem az önce söylediğim gibi Ankara'ya kadar olan otoyolu ve Niğde'den sonra olan otoyolu bütünleştireceği gibi Nevşehir'e, Kırşehir'e, Aksaray illerimize de otoyol standardında hizmet vermemizi sağlamış olacak. Ayrıca bu güzergah üzerinde bulunan gerek Tuz Gölü, gerekse Kapadokya çok turist çeken bölgelerimiz malumunuz. Bu bölgelerin turizminin de çok daha hızlı, çok daha kaliteli, çok daha seri bir şekilde turistlerin erişebilmesi ve turizminin gelişmesine de böylece katkı koymuş olacağız. Tabii bu projelerimiz bizim aynı zamanda 3 anlam daha ifade ediyor. 1- zamandan tasarruf, 2- yakıttan tasarruf, 3- karbondioksit salımı veya sera gazı salımı dediğimiz zararlı etkilerin azaltılması anlamına geliyor. Biz bu boyutuyla bunları çok önemsiyoruz. Bir başka boyutu, ülkemizin her yerinde olduğu gibi, şu an bulunduğumuz Kars'ta da dahil, ülkemizin her yerinde inşaatlarımız aynı zamanda bulundukları mahallede istihdam oluşturuyorlar. İstihdam demek ve yapım sürecinde etrafındaki esnafa katkı demek. Tabii ki yapıldıktan sonra da ülkenin taşımacılığını geliştirmek, insanlarımızın seyahat konforunu artırmak ve aynı zamanda ticaretin olmasa olmazı olan yük hareketini kolaylaştırmak anlamına geliyor. Bu konuda da memnuniyetimiz o ki biz inşaatlarımızla birlikte ülkemizin geleceğini,
inşa ederken aynı zamanda da ülkenin her yerine sıcak para akışını sağlamış oluyoruz ve her yerde istihdam sağlıyoruz. Böylece bu projeyi çok önemsediğimi özellikle vurgulamak istiyorum ve tekrar hükümet olarak Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, ekip arkadaşlarına ve milletimize çok çok teşekkür ediyoruz. 14 yıldır güçlü bir şekilde devam eden destek sayesinde biz ülkenin her yerini şantiye çevirdik ve büyük projeleri peş peşe yapıyoruz. Bugün de bir büyük projenin daha ihalesini çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Elbette ki kullanıcılarımız şunu da merak edebilir. Bu yolda geçerken kaç lira ücret vereceğiz? Tabii uluslararası ihaleye çıkıyoruz. Uluslararası finans kuruluşundan kredilerinin temin edileceği projeler olması nedeniyle de dövize endeksli çıkıyoruz. Kilometre başına 5 euro sent ücret alınacak ama elbette ki hiçbir zaman insanımızdan euro almıyoruz. O günkü euro kuru Türk lirasına çevrilecek ve bir yıl boyunca da geçerli olacak şekilde Türk lirası ücret alınacak. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.